Projemize başlayabiliriz artık. Şimdi projemize indirdiğimiz 978 grid sistemden PSD dosyasını buluyorum ve çift tıklara geçiyorum. Bakın burada dokümanımızı açtığımızda tamamen şöyle ölçebiliriz de buradaki hemen alanı. Şuradaki ızgaralardan son ızgaraya kadar ölçüyorum. Bakın F8'e basıyorum kısa yolu. Burada 978 genişliğini görüyorum. Şimdi tabii web sitesi tasarımına başlamadan önce birkaç ayar da göstereyim. Belki bu projeyi kullanmayabilirsiniz bu şekilde. Ondan da bahsedelim. File new diyerek biz bir doküman oluşturabiliriz Photoshop'ta yeni. Burada genişlik değerini, web siteleri için kullanılabilen genişlik değeri mesela genişlik her zaman için daha fazla olabilir veya kendimiz 978'i yazıp bu şekilde de piksel olarak buraya ayarlayabiliriz. Kesinlikle ölçümümüz piksel olması gerekiyor. Ekran ve web için çalışıyorsak. Yükseklik değeri, bu da genelde sorulanlardan bir tanesi. Yükseklik tamamen yani çok böyle ekstrem bir durum olmadığı sürece sizin belirtebileceğiniz bir esneklikte olabilir. Buraya 1000, 1200, 1400 yazabilirsiniz. Resolution 72 olması gerekiyor kesinlikle. Web için kullandığımız bir çözünürlük. Arka plan kısmı burada istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bununla alakalı bir şey yapmanıza gerek yok. Advantage kısmı gözükmeyebilir. Burada sRGB şeklinde geliyor. Buradan bu ayarı değiştirmenize gerek yok şu an için. Burada kare piksel olarak kalabilir. Şimdi okey dediğinizde bu şekilde de bir doküman oluşturabilirsiniz. Şimdi ben ölçü birim olarak burada ayarlanmış olabilir. Sizde bu şekilde gelmeyebilir. Onunla alakalı kısımları da göstereyim. Edit menüsünden Preferences ve General sekmesi kısa yolu Ctrl-K yani klavyeden Ctrl-K'ya bastığımızda direkt o alana geliyorsunuz. Buradan benim en çok kullandığım bir ayar var. Onu göstermek istiyorum size. Şu 3 zoom ayarı. Bu ne işe yarıyor? Farelerin artık hepsinde scroll var. Scroll ile ekranı büyütüp küçültmemize yarıyor. Tekrar Ctrl-K'ya basıyorum hızlıca. Burada birim kısmına geleceğim. Unit and Rulers kısmına geliyorum. Bakın Rulers buradaki cetvelin ölçü birimi. Piksel olması gerekiyor. Type'da yazı tipinde kullanılan, hemen onu da gösterelim. Yazı tipine bastığınızda normalde burada PT yazar, point. Biz bunu da piksel yapabiliyoruz. Yani eğer mesela web sitesi kodlamasını siz yapıyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. PX olarak burada ayarlayabilirsiniz veya PT de kalabilir point diye. Bunu da buradan unit and rulers'tan point veya milimetre olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Burada zaten standart varsayılan ayarlar var. Bunları değiştirmemize gerek yok. Eğer cetvel bunları ayarlamasaydınız da burada cetvelin üstüne sağ tıklayarak buradan hızlıca işte santimetre, inç veya milimetre veya tekrar point şeklinde burada ayarlama yapabiliyorsunuz. Piksel olacak biz kullanacağımız. Ve bakın şu andaki dokümanımızda tam 960 900 pardon bir bakalım ne yapmıştık en son. Evet 978 yapmışız buradaki alanı. 978 pikselle oluşturabilirsiniz. Ben bu şekilde anlatmayacağım. Bizim projemizde biz 978 grid sistemini kullanacağız. Bunun üstüne yapacağız tasarımı. Bu tasarımda şurada bakın hazır dokümanlar var. Burada hatta bizim için işte bir web sitesinde kullanılan alanları da hazırlamışlar. İşte header'ımızı, content'imizi, footer'ımızı. Ben bunları siliyorum. Bunları kendimiz oluştururuz. Burada bu projeyi açıp kapattığımızda bize hazır şablonu vermiş oluyor. Yani illa bunlar yapılacak diye bir şey yok. Siz kendiniz de çizebilirsiniz. Çok bir esprisi yok aslında ama en azından ölçekli olması açısından ve hizalanmış hızlıca kullanabileceğimiz bir şablon. Ben bunu farklı kaydediyorum. Save istiyorum. Masa üstüne geliyorum. Görsel TV diye bir doküman oluşturuyorum buraya. Ve buna da Index Layout. Ya da Index de diyebilirsiniz. Index Layout şeklinde dokümanımı kaydediyorum. Şimdi bu ana sayfamız olacak. Tasarıma bundan başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.